Yoğun iş temposu, koşuşturmaca, stres, Londra'da yaşayan herkesin içinde bulunduğu durum iş şüphesiz bu. Ancak bu durumdaki enerji kaybını yeniden nasıl toplayacaksınız? Bunun sırrı ise haberimizde. Vücudun kaybettiği enerjiyi toplamak artık Londra'da çok kolay. Nasıl mı? Londra'da alanında tek olan Hüseyin Kofalı, işin inceliklerini Ajans Britanya mikrofonuna anlattı. Burada maşallah yok Avrupa kültüründe kuru yemiş pek gelişmemiştir ama siz resmen Türkiye'deki bütün kuru yemişleri buraya getirmişsiniz. Tabii ki, yani biz bu işe başlarken çok bilinçli ve profesyonelce başladık. Yani biz Kıbrıs'ta da bu işi yapıyorduk. Geldik buraya Londra'ya 10 sene önce. Biz baktık hiç kuru yemiş yok. Dedik ne yapalım? O zaman kuru yemiş yoksa bu insanlara taze kuru yemiş yedirmemiz lazım. İşe nereden başladık? Makinamızdan başladık. Bir makine getirdik buraya. Yalnız o makine de devasa bir makine. Ben normalde Türkiye'de görürdüm. Biraz daha ufaktır makineler ama bu kapasitesi ne kadar bunun? Tabii ki çok güzel bir konuya değindin. Bunun kapasitesi günde 1 ton. 1 ton. 1 ton günde kavurma kapasitesi vardır. Fıstık, badem, ceviz, üzüm ve kuru kayısı. Onlarca farklı ürün siz Londralıları bekliyor. Kuru yemişin kendi yağıyla pişmesi ayrıyeten bir lezzet verir ve ikincisi çok daha sağlıklı olur. Yani kuru yemişin yağı zaten vücudun ihtiyacıdır. Yani her vücudun günde bir avuç yemiş yemesi lazımdır. Yani bunu herkes bilsin yani. Mesela paketlerde kuru yemiş vardır. Tamam, ben arkadaşları kesmiyorum. Paketlerde satsınlar, getirsinler ama sağlıklı olsun. Ne için sağlıklı olsun? Onu açayım. Şimdi mesela arkadaşlar gidiyor paketi alıyorlar, üstünde 1 sene tarih vardır. Hayır, kesinlikle bu böyle değildir. Kuru yemiş kavrulduktan sonra 20 günün içinde tüketilmesi lazım. Burada açık, taze gelir, tadına bakar, beğenir, o şekilde alsın. Beğenmezse almasın, bizim gücümüze gitmiyor. Gelsinler, yerinde görsünler, tadına baksınlar, tazeliğini görsünler, ona göre alsınlar. Bizim 4 tane şubemiz vardır. Nerelerde onlar? Bir tanesi Haringey'de, Green Lane'de burası. Bu merkezdir. Bütün dağıtım buradan oluyor. Bir tane Wood Green'de vardır. Wood Green Shopping Center'ın içinde. Bir tane Edmonton Shopping Center'ın içinde vardır. Bir de Waltham Cross'ta vardır. Waltham Cross'ta gene Shopping Center'ın içinde. Yani zaten biz Türklerin ayağındayız. Yani arzu ettikleri an bizden gelip alabilirler yani. Burada mesela erik vardır, tamam mı? Kabızlık sorunu çekenler bu eriği kesinlikle yemesi lazım. 6 tane sabahtan kabızlık sorunu çekenler 6 tane erik yerse bütün sorunu çözülür. Diğer taraftan mesela şey var, çekirdekli besne üzümü vardır. Onu çok tavsiye ediyorum. Yani o besne üzümü gerçekten süper, kan yapıyor, enerji veriyor. Yani kanseri önlüyor. Yani çok özelliği var üzümün de. O besne üzümü çekirdekli, evet. Özellikle. Yukarıda harnup var. Zaten harnupun saymayla bitmez. Evet. Harnup dediğimiz karopstur. Bu astıma. Astıma birebir kesinlikle. Onun pekmezi de yapılıyor zaten, değil mi? Onun pekmezi de yapılır ama betmezini bir kenara bırakalım. Hiç yani böyle betmezimiş, hapıymış bilmem, onlara hiç girmesin insanlar. Direkt doğal yoldan alın diyorsunuz. Direkt doğal yoldan alsınlar. Mesela o astıma bir numara. En doğrusu her şeyi en doğal yoldan almaktır. Yani meyveleri de doğal olarak, yani haptan ziyade, değil mi? En doğal şekliyle, hatta gerekirse dalından kopartıp yiyeceksin. Tabii ki kesinlikle. Ya zaten Allah bize vermiş bunu, bak senede bir kere bu ürünler çıkıyor yani. Senede bir kere taze çıkıyorlar ve her sene bunun tazesi yenileniyor yani. Şimdi bu tazesi var kana hapa bilmem neye karıştırmaya ya da doping bir şeyler koymaya gerek yok ki. Doping, aha doğal, her şeyin doğalı burada yani. Bir şey daha dikkatimi çekiyor. Kahve makinemiz de burada. Kahveleri de taze veriyorsunuz. Burada öğütülüyor. Ve hatta sevgili Kevser de şu an bize, muhabbetimize kahveyle eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, işte gördüğünüz gibi buranın en güzel özelliği, kahveleri de hemen sıcağı sıcağına buradan çekimini yapıyorlar ve içeride pişiriyoruz, burada da içiyoruz. Siz de buradan gelip bir 100 gram alırsanız evinizde taze kahvenizi içebilirsiniz. Her geçen gün şubelerine bir yenisini daha ekleyen Hüseyin Kofalı gelecek planlarını anlatıyor. Şimdi 21'inde cumartesi, bu hafta cumartesi 21'inde
Edmonton'ın açılışı vardır. Sizi açılışına da beklerim. Orada inşallah çok güzel kokteyl yapacağım. Seve seve. Ben de tabii ki de geleceğim oraya mutlaka. Bu kuru yemişleri ben de tadacağım. Teşekkür ederim. Allah isterse açılışı da belediye başkanı yapacak. Enfield'in belediye başkanı yapacak. Her şey çok güzel geçeceğine inanırım. Tüm halkımızı açılışına bekliyorum. Teşekkür ederim.